Bozkır'ın Tezenesi Neşet Ertaş'ın hayatı film olacaktı, oldu da, ama film yayınlanmayacak. Çünkü çocuklarım dava açtı, kazandı ve mahkeme filme yasak getirdi. Gönül dağı yağmur yağmur buran olunca. Hüseyin Bey, bir açıklama yapacak mısınız? Babalarının filmi yasaklandığını alkışlıyorlar. Sağ olun. Mahkeme son sözünü söyledi. Neşet Ertaş'ın hayatını anlatan film yayınlanmayacak. Fragmanı dahi hiçbir yerde paylaşılamayacak. 5 yıllık proje. 3500 kostüm dikildi. 17.000 kişinin emeği var bu işte. Yazık, çok yazık. Herkes kendine yakışanı yapar. Güçsüz insanlarla savaşmaya alışmışlar. Garip Bülbül Neşet Ertaş'ın filmi Bozkır'ın Tezenesi Büyük Ozan'ı her yönüyle beyaz perdeye taşıyacaktı. Çekimlerine 5 yıl önce başlanmıştı. 10 gün sonra da vizyona girecekti. Derdimin dermanı yarimiş meğer. Aileyle de görüşmek istedik. Onların da gönül rızalarını almak istedik. 5 yıl onlarla görüşmek için her şeyi yaptık. Bizler babamızın vasiyetine sahip çıktık. Babamız vasiyetinde hayatın film yapılmasın dedi diyen çocukları film yapımcısı Mustafa Uslu'ya dava açtı. Karar lehlerine oldu. Mahkeme filmin yayınlanmamasına karar verdi. Bir de sürmeni çektim aman aman. Neşet Ertaş o kadar büyük ulu çınardır ki gölgesi hepimize yeter. Orada durmayı bilelim. Uslu kararı gözyaşlarıyla, Neşet Ertaş'ın çocukları ise alkışlarla karşıladı. Babalarının filmi yasaklandığını alkışlıyorlar.